Sağ ol Aysel abla. Aysel. Otur bir şey konuşacağım, otur. Ceylan nerede? Geldim geldim Bayram abi. Bir şey mi oldu, beni çağırmışsınız? Otur kızım, otur. Konuşacaklarım hepimizi enterese ediyor, otur. Hadi anneciğim, gel biz içeride mutfakta yiyelim yemeğimizi. Ya ben de kalacağım, ben bu evin çocuğu değil miyim? Zeynep, bırak otur. Artık bebek değil ya, koca kız oldu. Dinlesin o da. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum da. Bayram, korkutma beni, söyle. Hayat işte yani. Bazen insana garip oyunlar oynuyor. Vallahi kötü bir şey olmuş, gördün mü? Dur bir anne ya. Bayram, ne oluyor? Olan şu. Bu evi satıyoruz, buradan çıkacağız. Bu evimizden mi ya? Şişt, dedeni dinle tatlım. Gel. Gel. Hoppacık. Çeren. Bu evden çıkmaya mecburuz. Artık siz de annen, baban, güzelce kendi evinize gideceksiniz. Tamam mı kızım? Değil mi Zeynep? Evet baba. Ay başıma gelen. Maden kapandı biliyorsunuz. Yurt dışından büyük bir sipariş almıştık. Çok büyük. Onu yetiştiremiyoruz. Bankalarda krediyi kesti. Ha daha beter ne var derseniz, bu yetiştiremediğimiz siparişin tazminatı çok büyük. Nakit lazım. Elde avuçta nakit de yok şu sıra. Ev dediğin şey de bir gün içinde satılmadığından evi satışa çıkarıyoruz. Yarın sabah köye gideceğiz Hatice. Bir zaman sendeyiz. Zeynepler de kendi evlerine taşınacak. Aysel de bizle gelecek. Ben gelmem. Ne demek gelmem? Ben nereye, sen oraya? Ya hayır anne. Benim bir işim var burada. Hayatım var. Ben kalacak bir yer bulurum. Bizde kalır Aysel abla, merak etme. Yok sağ ol Zeynep abla, ama olmaz. Ben kendime güzel bir pansiyon odası bulurum. Kafenin müdavimi yaşlı bir kadın var, pansiyon işletiyor. Ona sorarım boş yer var mı diye. Hem aynı mahallede. Olmaz. Ceren, üzülmek yok tamam mı kızım? Hayat böyle işte. Bazen işler ters gider. Ama önemli olan sağlık. Sen şimdi okuluna bakacaksın, tamam mı? Tamam. Bir tane şuradan öp bakayım. Hadi koş yemeğini ye güzelce. Evet. Hanımla sabah 8'de yola çıkıyoruz. Eşyanızı akşam ben hazırlayayım. Ne olacak bu böyle? Ne yaparız oralarda? Ne yapacağız ayol? Yabancı yer mi? Doğup büyüdüğünüz yer. Bayram Bey'imi daha fazla üzmeyin. Süheyla Hanım'ım gidince o da birdenbire soğuyverdi işte bu evden. Şart mıydı gidilmesi? Yani satılınca çıkılırdı. Tatlım, 40 yıllık evini alıcılara gezdirmek kolay değil. Hem herkes için böylesi daha iyi olacak. Siz de bavullarınızı, acil eşyalarınızı koyarsınız. Ev satılınca diğer eşyalar da toplanır. Hadi soğutmadan yemeğimizi yiyelim. Kimse de enerjisini düşürmesin. Dünyada insanın başına her şey gelebilir. Moralimizi yüksek tutuyoruz, hadi. Hadi annem sen de. Gel.